Herkese merhaba. Bir süredir video çekemiyordum. Buraya geldiğimden bu yana benden video bekliyorsunuz. Amerika nasıl, New Jersey nasıl, New York nasıl gibi sorular geliyor Instagram üzerinden. Ama maalesef ülkemizdeki olaylardan dolayı video çekmek içimden gelmedi. Ancak bugün ilk bir günüm nasıl geçiyor Amerika'da? Bunu sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Hızlı bir şekilde uyandım ve sonrasında kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yaptıktan sonra bugün New York'a doğru yola çıkacağım her gün olduğu gibi. Ve sonrasında da bugünümü sizlerle paylaşıyor olacağım. Jersey'den New York'a gitmek için NJ Transit'i kullanıyoruz. NJ Transit de aslında çok kolay ve neredeyse yarım saatte New York'a gidebiliyorum. Arada oldukça büyük bir mesafe gözükse de. Fakat şöyle bir durum var. Burada oturduğumuz bölgede maalesef çok toplu taşıma kullanılmıyor. Herkesin arabası var ve bu arabaları olduğu için de insanlar o NJ Transit dediğim yerdeki otobüslere erişebilmek için, New York'a giden otobüslere erişebilmek için arabalarıyla gidiyorlar. Oranın hemen önünde bir otopark var. Otopark arabalarını bırakıyorlar. Sonra akşama kadar işlerini hallettikten sonra arabalarını tekrar alarak geri dönüyorlar. Bu da oldukça vakit alan bir süreç tabii ki. O yüzden de bana bir tık mantıklı gelmedi her yerde toplu taşıma olmaması. Ama yine de kolay. 20-30 dakika içerisinde her şey halledilebiliyor diyebilirim. Şimdi kısaca süreçten bahsetmek gerekirse ben F1 ile geldim. F1 vize türüyle. Yakın zamanda da iş görüşmelerim sonrasında bu vize türümü değiştirmek istiyorum. Ve muhtemelen yakın zamanda sonuçlanacak. Bunları da tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. New Jersey'de kalıyorum. Teyzemlerin yanında kalıyorum şu an. O yüzden de New Jersey'den New York'a Kaplan Central Park şubesine gittiğim için belli bir yolculuk yapmam gerekiyor. Bu yolculuğumu ve Kaplan Central Park şubesinin nerede olduğunu, nasıl bir eğitim olduğunu gerçekten beğenip beğenmediğimi de diğer videolarda tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım ama bugün bir günümü sizlerle paylaşıyor olacağım. Zaten saat şu an 10.30 civarı, saat 11.40-11.50 arasında benim otobüs durağında olmam lazım. O otobüs durağında 11.54'te sanırım kalkan bir otobüs var. 12.30 civarında da Times civarında oluyorum. Sonrasında Times Meydanı'nı gezeriz sizlerle beraber. Neler var neler yok onlara bakarız. Sonrasında tüm detayları zaten konuşuyor oluruz. Şimdi NJ Transit bölgesine geldim. Burada şu an 23. duraktayız. Bain'in 23. durağındayız ve gördüğünüz gibi şu arka tarafta bayağı araba var. Çok fazla araba var. Burası otopark. İnsanlar New York'a gitmek için önce arabalarını buraya park ediyorlar. Sonrasında buradan şu beklediğimiz yerden otobüse binerek New York'a geçiş yapıyorlar. Ben şimdi Times Meydanı üzerinden yürüyerek 15 dakika falan sürüyor yürüyerek aslında tek bir otobüsle okula gidebiliyorum. Zaten bu otobüs direkt hiçbir yerde durmadan New York'a gidiyor. Sonrasında da New York'ta inip bir 15 dakikalık Times Meydanı içerisinden geçerek Central Park'a doğru yürümem gerekiyor. Kursum aslında Central Park'a çok yakın. Direkt o sokağın başında diyebilirim. O yüzden oraya doğru gidiyor olacağım. Bakalım bu süreçleri de sizlere anlatıyor olacağım. Burada saatler yazıyor. Saatler biraz farklı yazıyor aslında. Şöyle diyeyim. Bakın. 8.37, 8.42. Bu 8.42 değil aslında. 8.42, 10.52, 11.57.
İşte öğleden sonraya geçtiğinde 1.02, 2.07 diye PM'e geçiyor. Saatler o şekilde yazıyor. Ben en başta baktığımda bunlar herhalde otobüs numaraları zannetmiştim ama sonrasında anladım ki değilmiş otobüs numarası. O yüzden de burası önemli aslında. Bayağı önemli bir detay. Cihazdan ticket alabiliyorsunuz. İsterseniz tek seferlik alabiliyorsunuz. İsterseniz aylık alabiliyorsunuz. Ben aylık aldım ama öğrenci yerine adult aldım. Yani yetişkin aldım. O yüzden de biraz fazla para ödemişim. Bunu yeni fark ettim. Bunun için de geri iade talebinde bulunacağım. Açıkçası şimdiye kadar geldiğim ve deneyimlediğim kadarıyla burada bir şey iade etmek, bir şeyi geri vermek o kadar da ayıp karşılanmıyor. Ya da işte çok sorun oluşturulacak bir şekilde karşılanmıyor. Oldukça basit. Gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ben bunu return etmek istiyorum. Sonrasında zaten siz de hemen işlemleri yapıyorlar. Hatta faturanız olmadan bile bir şeyi iade etmeniz oldukça kolay. Yeter ki kredi kartınızı veya debit kartınızı almış olun. Başarabilirsem bugün navigasyon kullanmadan direkt gitmeye çalışacağım. Bir de ezberlemiştim zaten yolları ama yine de bugün navigasyon kullanmadan gitmeyi düşünüyorum. Bakalım. Derse biraz geç kaldığım için bugün çok detaylı bir şekilde sizlere bir şeyler anlatamıyor olacağım ama yine de çıkışta konuşuruz zaten. Detayları orada anlatırım. Bakalım yine koşsuz koşsuz geçen bir vlog olacak. Ne kadar çok bakalım dedim ya. Ve niye bu beni odaklamıyor acaba? Neyse. Bunlar ilk deneyimler. Daha ileri gelecek. Az önce şöyle bir deneyim. Maalesef bugün de kapalık ama sorun yok zaten, alıştım. Buradan geçerek, aslında personelin içinden geçerek okula gidiyorum. Ve okul tam sanırım Central Park'ın tam yanında. Ve çok sınır kalıyor. Bir gün Central Park'ta bakarız, gezeriz. Ama bu sıralar oldukça yoğun geçiyor. Bir de alışmakla geçtiği için navigasyonsuz bulmaya çalışıyorum buraları. O yüzden biraz zor oluyor tabii. Ama alıştım sayılır ya. Bol bol vlog gelecek. Merak etmeyin. Yürüyorum.
gittin? Evet, aynen. Açıkçası burası güzel. Yarıda kesildi. Çok fazla turizm yapan insanlar var sokaklara. İşte evsiz dediğimiz insanlar çok fazla. Bu yüzden de maalesef dışarısı da kokuyor yani. Özellikle bazı ara sokaklar kokudan durulmuyor. İki maske takıyoruz. Açıkçası çok yoruldum çünkü 15 dakika diyorum ama ciddi anlamda uzun oluyor maalesef bu yol. Şey gibi geliyor, bu dümdüz kısacık bir yol gibi gözüküyor. Fakat benim tahmin ettiğimden de büyükmüş binaların aralıkları ve bu yüzden yol uzadıkça uzuyor ya. Şu an gidiyorum Columbus Circle'a doğru. Sınıfta maske takıyoruz genellikle. O yüzden de çıkartamıyorum ama şöyle göstereyim. Bugün oldukça yoğun ve yorucu geçti. Hızlı bir şekilde gelmeye çalıştım. Biraz zor oldu. Ama sonunda ulaştım. Guys, say hi. Say hi. Hi. Do you wanna in Turkish say hi? Merhaba. 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 Yeah. Merhaba. Yes. Merhaba. Do you wanna say? Merhaba. Very good. Thank you. Bugün okulun ikinci günü bitti. Yarın sabah derslerine de katılacağım. Yarın sabah böyle speaking club gibi şeyler var. Zaten arkadaşlarımı da gördünüz. Sınıfta çok fazla video çekemiyorum. Çünkü burada insanların izin verme durumu değişebiliyor. Bazıları diyor ki benim videomu çekmeni istemiyorum gibi şeyler söylüyor. Hatta ben geçen yolda çekerken birisi durdurup videomu sildirdi. Videoda çıktığını düşündüğü için. Böyle durumlarla karşılaştım. Hatta New Jersey tarafında yine video çekimi yaparken maalesef böyle durduğum yerde işte adamın evinin önünden geçiyordum. Halbuki onun evini çekmiyordum kamerayla. Sadece kendimi çekiyordum. Orayı çekerken o esnada adam screen off, screen off diye bağırmaya başladı. Ve aslında o bağırma sebebi benim orayı kameraya alıyor olmammış. Bu da tabii, burada şöyle bir durum var. Gerçekten özel alan diye bir mesele var. Yani insanların özel alanlarına giremiyoruz herhangi bir şekilde. Bir videoda çıkıyorsa sizi şikayet etmeyebilir. Yasal olarak tabii ki hakkı, Türkiye'de de hakkı bir videoda çıkan bir insanın ben bu videonun yayınlanmasını istemiyorum demesi. Ama yine de insanlar birden işte ya onu silmelisin, ben istemiyorum falan diyebiliyor konumuzdan tutup. Bu da beni biraz gerdiği için açıkçası çok fazla insanın olduğu yerlerde, özellikle insanların böyle evlerine yakın bölgelerde video çekmemeye çalışıyorum. Şu an yine Times'a doğru yürüyorum. Times'tan sonra zaten klasik otobüslere bineceğim.
Bugün yanlış klaba kaydolduğumu zannetmişim ama yarının klabına kaydolmuşum. Onu da halledeceğim eve gittiğimde. Bakalım onları düzenledikten sonra böyle devam edecek. Şimdi New York'a geliş sebeplerimden birini anlatmak istiyorum. Aslında biliyorsunuz Türkiye'deki durumu. Türkiye'deki durum her geçen gün insanları vahimleştiriyor, mutsuzlaştırıyor ve hatta belli aralıklarla insanlar artık normal işlerine odaklanamaz hale geldi. İnsanlar maalesef kendi hayatlarını düşünmek yerine sürekli haberlerdeki kötü şeyleri düşünmek zorunda kalıyorlar. Ve ben de bu durumdan aşırı sıkılmıştım. Bu durumdan aşırı sıkıldığım için ister istemez böyle bir sıkkınlık vardı. Ve Türkiye'deki yöneticilik pozisyonumdan istifa edip bir şekilde öğrenci vizesiyle buraya gelme kararı aldım. Bu kararımın altında yatan sebep aslında dediğim gibi Türkiye'deki o sıkkın kriz durumu, sürekli bir ekonomik kriz var zaten. Ben neden geldim buraya? Ben aslında öğrenci vizesiyle geldim şu an. Ve o öğrenci vizemi kalıcı oturum alabilmek adına ya da kalıcı değil de uzun süreli oturum alabilmek adına iş vizesine çevirmeye çalışıyorum. O vize türü de H1 oluyor. H1'ın farklı türleri var tabii ki. Bu türlerden birisiyle şimdilik yaptığım iş görüşmelerim sonucunda vize türümü değiştiriyor olacağım. Ama şundan bahsetmek gerekirse, ben buraya neden geldim? Biliyorsunuz ki Türkiye'de her gün çok fazla, çok farklı problem var. Her geçen gün bu problemler artıyor. Bu arada buraya geldim diye bu problemleri duymazdan geliyorum, görmezden geliyorum diyebiliyor muyum? Hayır. Çünkü kesinlikle halen o problemleri görmezden gelemiyorum. Halen o problemlerle karşı karşıya kalıyorum. Twitter'a girmek istemiyorum. Maalesef kaçmak istedikçe gözümün önüne geliyor. Kaçamıyorsunuz. Yani sonuçta o ülkeniz, bir problem olduğunda üzülüyorsunuz. Canınız sıkılıyor. Sonuçta kaç yıldır yaşadığınız yer. O yüzden bunu göz önünde bulundurmak lazım. Hani evet buraya geldin rahatsın gibi mesajlar geliyor. Ama bu mesajlar açıkçası beni daha çok üzüyor. Ve üzerine Twitter'da akşama kadar birçok sıkıntıyı, problemi görürken ve bunlar hakkında insanlarla bir şeyler paylaşmaya çalışırken insanların böyle mesajlar atması çok saçma ve garip geliyor açıkçası. Yani aslında çok da açıklamaya gerek yok. Türkiye'den insanlar neden gelir? Birincisi ekonomik kriz, işsizlik. Benim işsizlik problemim yoktu. İşim çok güzel gidiyordu ve yönetici pozisyonunda çalışıyordum bir finansal teknoloji şirketinde. Hatta ben daha mezun olmadan işimi bulmuştum. O yüzden her şey yolundaydı. Her şey yolunda olmasına rağmen geldiysem gerçekten bir problem var demektir. Yani Türkiye bir beynini kaybetti. Belki çok bilim alanında çalışan bir insan değilim. Pazarlama alanında çalışıyorum ve pazarlama alanında çalıştığım için çok bunu söylemek doğru gelmiyor olabilir. Bana da doğru gelmiyor açıkçası. Ama yine de bu bana çok basit bir denklem gibi geliyor. İnsanlar bu şekilde gidiyor. İnsanlar bu şekilde ülkeyi terk ederek farklı hayatlar kurmaya çalışıyor. Dediğim gibi yangınlar var. Yangınların sebebi yok. Kim yaptı? Neden yaptı? Nasıl yaptı? Hiçbir şey bilinmiyor. Kimse bunun suçlusu değil. Kimse bunun herhangi bir muhatabı yok. Gerekli yerler bu yangını söndürmek için çaba göstermiyor. Herhangi bir çaba yok. Herhangi bir uğraş yok. Ve sadece sosyal medya hesaplarımızdan biz bir şeyler paylaşıyoruz. Üzerine Help for Turkey yazdığımızda linç yiyoruz insanlar tarafından. Neden? Çünkü bizi küçük duruma düşürüyormuş. Çünkü yardım istemek acizlikmiş. Ya bu bir saçmalık arkadaşlar. Yani buraya geldiğimden beri video çekmek istememe sebeplerimden birisi Türkiye'deki yangınlardı. Gerçekten bu videoda da enerjimden anlıyorsunuzdur. Hala canım sıkılıyor. Hala bitmedi yangınlar. Ve burada olmama rağmen buranın keyfini çıkarmak yerine onları düşünüyorum ister istemez. Bir de üzerine üzeri ne? Yani üstüne üstlük insanlar hala
saçma salak düşünce yapısındaki insanlar gelmiş, bu bir acizlik göstergesidir vesaire gibi şeyler söylüyor. Bu bir saçmalık. Yani bu bir acizlik göstergesi falan değil, bu bir saçmalık. Siz böyle düşünürken, oradaki yangınlar devam ederken, hükümet bunun için hiçbir şey yapmazken, tabii ki insanlar global bir çağrıda bulunacak. Sonuçta oradaki derdimiz küçük düşmemiz değil, yangınların sönmesi ve ağaçlarımızı kurtarmamız. Tek derdimiz bu olmalı. En azından benim için bu. Ama işte insanlar için farklı olduğu için böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Her neyse. Zaten şu 4 dakikalık, 5 dakikalık kısımda benim buraya neden geldiğimi, neden gelmek istediğimi, kendimi neden buraya attığımı anlamışsınızdır. Gerçekten belli başlı şeyler öngörülebiliyor. Ekonomik kriz, evet, öngörülebiliyor. İşte enflasyon, bunlar öngörülebilen şeyler. Alım gücünün düşüklüğü. Her geçen gün bunu hissediyoruz. Ve bunu hissettikten sonra da artık kişisel olarak bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ben kişisel olarak buraya gelerek hızlı bir şekilde burada iş süreçlerimi halletmeye çalışıyorum. Bir yandan dil eğitimi alıyorum çünkü Türkiye'deki İngilizce bir üniversitede okumama rağmen yeterli değil hala İngilizce. Çünkü Türkiye'deki eğitim problemi. Çünkü Türkiye'de yeterli seviyede İngilizce öğretilmiyor hala. Bu yüzden de belli başlı programlar vardı. Ben de bu problemleri, bu düşüncelerimi sizlerle bu videoda paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi burada çok sevdiği insan var. Bakın özgürlük anıtı gibi bir insan var. Burada farklı etkinlikler oluyor. Ve Times Meydan dediğimiz yer gerçekten kocaman bir yermiş yani. Fotoğraflarda görüldüğü kadar da büyük. Ben çok sevdim açıkçası. Her gün buradan geçmek çok keyifli oluyor benim için. Otobüsten burada iniyorum. Şu an tam otobüsten indim ve açıkçası teyzemi bekliyorum çünkü teyzemin alması gerekiyor buradan. Burası bir AVM gibi bir yer ama böyle çok, nasıl diyeyim, bizim AVM'ler tarzında değil, biraz daha farklı küçük bir yer. Şimdi de teyzem alacak, eve geçeceğiz. New Jersey sakin ya, New York çok kalabalık. Sesim duyulmuyor, video çekiyorum anlaşılmıyor. O yüzden pek de sevmiyorum açıkçası. New Jersey o yüzden sakin ve güzel bir yer bence. Tam yaşamalık bir yer. Her yer orman, her yer ağaç, her yer doğa. Böyle ceylanlar yola iniyor, evinizin bahçesine iniyor falan. Çok keyifli bir yer aslında. Geldim eve. Şimdi eve giriş yapacağım. Eve giriş yaparken de sizlere çekim yapayım dedim. Videoyu bitiremeyeceğim galiba. Ya çok yoruldum gerçekten. İnşallah bitirebilirim. Şuradan gireyim bakalım. Evet, bir günüm bitti ve
bir günüm nasıl geçiyor derseniz işte tam olarak böyle geçiyor.